Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle bu mandalın üzerine yapacağımız kuru çiçek süslemesiyle birlikte bir magnet çalışmamız olacak. Gerekli malzemelerimiz her zamanki gibi kuru çiçekler, kuru otlar, daha önceden boyamış olduğum sprey boya yardımıyla boyamış olduğum bu kuru çiçeklerden faydalanacağım. Bunlar sevgili arkadaşlar hepimizin rastladığı papatyalar. Papatyaların dökülmüş hali ve kuru hali. Bu çok şık duruyor çiçeklerin arasında. Bir tane de yapay çiçeğimiz var. Evet, hemen başlamak istiyorum çalışmamıza. Kuru çiçeklerimizi çocuklarımızla toplayarak ilk etkinliğimiz, ilk aşamamız bu oluyor biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Onlara doğanın muhteşem güzelliklerini göstermek, farklı düşünmelerini sağlamak, hayal güçlerini geliştirmek adına ve özellikle de pandemi döneminde sıkılan çocuklarımıza, özel gereksinimli çocuklarımıza da destek olabileceğimiz çok basit çalışmalar bunlar. Evlerde mutlaka denemelisiniz ve aile içi iletişim konusunda ne kadar hızlı yol aldığınızı görmelisiniz arkadaşlar. Bakınız hemen toparlandı. Üstüne de bu kuru papatya kalıntılarını ekliyorum. Sevgili arkadaşlar, sözcükler hayatın yönünü belirleyen pusulalar gibidir. Yani bizler çocuklarımızla iletişim kurarken bazen hiç istemesek de onların hayatında, onların dünyasında çok farklı, çok olumsuz yankılar oluşturabiliyoruz. Ve bizler her ne kadar fark etmesek de kullanmış olduğumuz o basit cümleler onun hayatında iz bırakıyor. Ve ne yazık ki olumsuz konuştuğumuz zaman çok ciddi anlamda olumsuz izler bırakıyor. Bu anlamda ben şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi özellikle asrımızın en büyük problemlerinden bir tanesi nedir? Birçok olayı olumsuz görüyor olmak. İşte bir tane karikatür vardı bu anlamda, onu paylaşmak istiyorum sizinle. İşim var, param var, sağlığım yerinde ama yine de mutsuzum diyor gelen şahıs. Terapist de diyor ki ama ben bıktım vallahi hepinizden diyor. Yani bazen hakikaten maddi şeyler ya da maddi beklentilerimiz o kadar çok artıyor ki her şeyi problem olarak görüyoruz. Ama bu pandemi dönemi bize neyi öğretti? Aslında problem olarak gördüğümüz hiçbir şeyin problem olmadığını da bir taraftan bizlere gösterdi sevgili arkadaşlar. Ve şunu söylemek istiyorum. Yapacağımız bu etkinlik bir şükür etkinliği olsun. Ben özellikle danışanlarıma ödev olarak verdiğim, çok da faydasını görmüş olduğum bu etkinlikle ne yapacaksınız? Hem kendi frekansınızı hem de çocuklarınızın frekansını yani enerjilerini yükseltecek. Bugün neler için şükredebiliriz? Oturup ailece bununla alakalı bir yarışma yapabilirsiniz. İşte yazdığınız şükür cümlelerini bu mandalımıza asarak her gün onları tekrar edebilirsiniz. Yine özel gereksinimli çocuklarımızdan bahsettim. Eğer okuma biliyorlarsa onlar için yazılı yapabilirsiniz. Okuma bilmiyorlarsa görsel bir şekilde de ayarlayabilirsiniz. Nasıl? İşte çok eğlenceli bir an, çok eğlenceli bir çay saatinin ardından, sizinle geçirecekleri böyle güzel bir etkinliğin ardından, çiçekleri topladıktan sonra, hadi bunu bir şeye benzetelim. Bununla alakalı bir güneş çizelim mi deyip, o güneş resmini, çizmiş olduğu o resmi bunun altına yapıştırdığınız zaman, çocuğunuzun frekansı yükselecek. Gelip gittiği zaman onu görecek. Diğer anlamda da dediğim gibi her gün şükredeceğimiz şeylerin listesini çoğaltarak kendimizi ve çocuklarımızı olumlu bir duyguya taşımamız mümkün sevgili arkadaşlar. Çalışmamızın son şeklini bütün detaylarıyla paylaşmak istiyorum. Var olduğum için şükürler olsun. Bakınız sevgili arkadaşlar, hiçbir maddi karşılığı olmayan ama hayatımızda anlam ifade eden bu cümleyle ben başlamak istedim. Sizler de dilerseniz çocuklarınızla alakalı. İyi ki benim oğlumsun. İyi ki benim kızımsın. İyi ki bu kadar merhametlisin. İyi ki bu kadar şefkatlisin gibi onlarda hem geliştirmek istediğiniz yanlarını vurgulayarak hem de var olan şeyleri vurgulayarak çok güzel etkinlikler yapabilirsiniz. Bu etkinliğimize 21 gün devam ediyor olmanız çok önemli sevgili arkadaşlar. İnanç dünyamızda yani zihnimizde kendimizi şükretmeye yönelik insanlar haline getirmek bu tarz çalışmaların sürekliliğinde gizli. Yani sürekli şükür odaklı yaşıyor olmak bizleri şikayet etmekten alıkoyacak
en önemli basamaklardan bir tanesidir. Bu arada sevgili arkadaşlar, biraz önce söylemeyi unuttum. Mandalımızın arkasına yapıştıracağınız mini bir mıknatısla birlikte mutfağınızda magnet olarak kullanabileceğiniz bu şık tasarımı sizler de çocuklarınızla denemelisiniz. Daha çok şükreden, daha az şikayet eden, hatta hiç şikayet etmeyen insanlar olmak ve olumlu duygularla çocuklarımıza dokunmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın.